75 kilogram ağırlığında, 22 yaşında, 1.80 boyunda, profesyonel kariyerinde 12 maç yaptı. 9 galibiyeti, 3 mağlubiyeti, 4 kez nakavtı var. Antrenörlüğünü Egemen Baranok yapıyor. The Last Round Spor Kulübü'nden, kardeş ülke Nahçıvan'dan, Azerbaycan'dan Kim Murat Ersedov. Ve rakibi kırmızı köşede, 75 kilogram ağırlığında, 24 yaşında, 1.78 boyunda, profesyonel kariyerinde 4 maç yaptı, 3 galibiyeti var. Bir kez mağlup olurken rakiplerini tam 2 kez nakavt etmeyi bildi. Balıkesir'den Irmak Fight Club'dan geliyor. Bugün köşesinde usta antrenörlerden Volkan Hoca var köşesinde. Volkan Ömeroğlu, ona Trakyan diyorlar, Mehmet Can Arslan. Müsabakanın ring hakemi Sayın Ali Hikmet Sağlam yönetiyor maçı. Fighters! Gel. Yolla hocam. Yolla hocam. Gel. Gel. Şagent. Başarılar diliyorum. K1 kurallarına göre maç yapacağız. Diğer stiller uygulanmayacak. Kulağınız bende. Evet K1. Kulağınız bende. Dirsek vurma yok. Evet, gecenin 5. maçı başlamak üzere. Murat Ersedov Azerbaycan Nahçıvan'dan geldi. Trashin lakaplı Mehmet Can Arslan. Lakabından da göreceğimiz gibi Trakyalı. Kırklareli'den geldi. Hocam köşe çok kalabalık. Köşe çok kalabalık. Beyaz şeritli siyah şortla Murat Ersedov'u, kırmızı şeritli siyah şortla Mehmet Can Arslan'ı izleyeceğiz. 75 kilo mücadelesi 3 round sürecek. Bu maçta değerli yorumlarıyla Türk kickboksunun önde gelen antrenörlerinden Murat Tokat bana geçecek. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün Beyza Ece Tokat da kendisinin öğrencisi ve kızı tabii 10. maçta ringe çıkacak. O maça kadar ama daha vakit var. Biz kendisinden de yorum alalım dedik. Şu ana kadar nasıl oluyor gece sizce? Gece çok güzel. Ömer Elhaç kardeşim çok güzel hazırlıklar yaptı. Ben de buna her aşamasına şahidim. Bazıları zorluk çıkartmaya uğraşsa da Ömer daha çok iyi işlerin üstesinden gelecek. Güzel eşleşmeler, güzel maçlar var. Daha da güzel işler yapacağına inanıyorum. Şimdi maç yapan kardeşlerimize gelince Murat'ı ben daha önceki organizasyonlarında dövüştürdüm ve biliyorum. Kaliteli bir dövüşçü, kontrollü. Şu anda da iyi yükleniyor. Tabii tabii. Yani maçın kontrolünü her zaman eline alan bir kardeşimiz. Tabii iyi olan kazansın diyoruz. Sonuçta bu arenaya çıkan hangi sporcu olursa olsun burayı temsil ediyor. Ve Türk kickboksunu iyi yerlere getirmek için uğraşıyor. Sporcu kardeşlerimize bu konuda tebrik ediyorum. Evet, Mehmet Can Arslan'dan da orada kontra yumruklar geldi ama şu ana kadar Murat Ersedov daha yüklenen taraf, bir sol sağ kombinasyonu. Bu arada kim araya girdi. Murat Ersedov uyarıyor. Mücadele kaldığı yerden devam edecek. Son 1 dakika 30 saniyeye girmek üzereyiz. İlk roundda sol kroşe gardta kaldı. Sol sağ kombinasyonu vücuda bir solla çıktı oradan Murat Ersedov. Şimdi dışarıdan bir sağ gardta kaldı. Orta seviyede tekmesi de gardta kaldı Murat Ersedov'un. İç tarafa alçak tekme Mehmet Can'dan. Sağ boşa gitti, çabuk zamanında geriye çekildi Ersedov. Aparkat da boşa gidiyor Mehmet Can Arslan'ın. Bir ön tekmeyle uzaklaştırdı kendisinden rakibini Murat Ersedov. Ring hakimiyeti Mehmet Can Arslan'da. Sol kroşe Mehmet'ten isabet yok. Murat Ersedov şimdi üzerine gitti. Ön tekme isabetli değil. Mehmet Can yakına girdiler şimdi. Tehlike olabilir burada. Sağ kroşe Mehmet Can'dan bir de vücuda geldi orada. Mehmet Can iyi işler çıkardı. Dıştan bir alçak tekme Mehmet Can Arslan'dan. Vücuda bir sol denemesi gardta kaldı. Son 30 saniye ilk roundda.
Mehmetcan üzerine gidiyor rakibinin. Bu kez Murat Esedov etrafında dönmek zorunda kaldı rakibinin. Karşılıklı ring hakimiyetleri el değiştiriyor. Orta seviyede tekmeye Trashan'dan, Trakyalı'dan. Sol sağ kombinasyonu Azerbaycanlı Murat Esedov'dan. Gardın arasından bir kombinasyon buldu. Bir de yüksek tekme, bir tane daha ikincisi gardta kaldı. Sol sağ yine geldi Esedov. Solu isabet edildi vücuda tekmeye, orta seviyede aynı şekilde karşılık Esedov. Çok konsantreler ve ilk round tamamlanıyor. İlk round çok ortada ve güzel mücadeleyle geçiyor. Yani biri öne geçiyor ve diğeri öne geçiyor. Ya burada Mehmet'i de Murat'ı da tebrik ediyorum gerçekten. Kickbox adına güzel şeyler bunlar. Mücadele eden sporcuyu herkes, izleyici de sever, antrenörler de, organizatörler de sever. Gerçekten öyle. Özellikle Murat Esedov'un kombinasyonları iyiydi ama Mehmetcan Arslan da hem kontralarla isabet buldu hem de kontraların ardından da hücum etmeyi, atak yapmayı bırakmadı. Az önce de bunlardan bir kesit izledik. Şu anda da ekrana geldi yine. Gerçekten güzel bir round oldu. Güzel bir 3 dakika oldu. Güzel haber, daha 2 round daha var böyle. İşte böyle güzel roundlar olduğu zaman herkes, izleyici de zevkle izliyor. Gerçekten öyle. Şimdi ikinci round başlayacak. Bir kez daha hatırlatalım. Beyaz şeritli siyah şortlu Azerbaycanlı Murat Esedov. Kırmızı şeritli siyah şortla da 40'lar 50 Trashan Trakyalı lakaplı Mehmet Can Arslan. İlk round bir aylı dengeli geçti. Aksiyonlu geçti. İkisi de çok konsantre dedik. Bakalım ikinci round neler getirecek. Burada kondisyonu önde olan maçı çevirmeye başlayacaktır. Yüksek tekme sıyırdı geçti Murat Esedov. Vücuda karaciğere bir sol, halka arkaya sol direkler. Devamı geldi yüksek güzel tekme yine Esedov'dan. Şimdi köşeye sıkıştı Esedov. Yakından bir diz darbesi. Hemen saldırıyor Mehmetcan Arslan. Diz sol, sağ, solu boşa gitti. Sağ geldi orada Esedov'dan. Mehmetcan Arslan az önceki aldığı darbelerin karşılığını çabuk vermek istiyor Esedov'a karşı. Orada bir dizle geldi. Klincin hemen ardından yüksek tekme denemesi. Sol geldi. Çok yakın mesafe, gerçekten çok hırslılar. Çok hırslılar. Mehmetcan üzerine gitti rakibinin, iplerden güç kazandı, üzerine geldi. Esedov şimdi sol kroşe Esedov'dan. Murat Esedov'dan çok net bir sol kroşe. Mehmetcan aparkat denemesi, sol kroşe. Eskir geldi, şimdi bir isabet buldu Mehmetcan Arslan. İlk 1 dakika 15 saniye nefes kesti ikinci roundda. Kalan 1 dakika 40 saniyede neler olacak? Sol aparkat Mehmetcan. Sağ kroşe geldi şimdi. Murat Esedov kafanı kaldır dedi Mehmetcan Arslan'a. Mehmetcan sürmeye devam ediyor rakibini. Ring hakimiyetini eline geçirdi. Sol geldi, sağ gelmedi. Diz gelmedi. Sağlı sol yumruklar şimdi çok net isabetleri var. Bir sağ bir sol daha. Yüksek tekme Mehmetcan Arslan. Diz darbesi de geliyor. Köşesi çıldırdı Mehmetcan'ın. Bitir diye bağırıyorlar. Sağlı sol yumruklar. Mehmetcan Arslan yükleniyor. Bir diz daha. Murat Esedov sarılmaya çalışıyor. Sarılamıyor. Groki durumunda. Groki durumunda Murat Esedov. Mehmetcan devamını getirebilecek mi? Mehmetcan devamını getirebilecek mi? Son 45 saniye. Müthiş. Bir de sağ kroşe şimdi yine Mehmetcan'dan. Yüksek tekme. Kartta kaldı bu arada. Dişliği düştü. Kimin? Evet, Murat Esedov'un dişliği düştü. Zaman zaman zor duruma düşen dövüşçüler ağızlarından bilerek bıraktıklarını bilirim ben, ama burada öyle bir şey var mı acaba? Burada sanırım darbeyle düştü gibi. Bir sol sağ kombinasyonu Murat Esedov'dan, vücuda bir sol geldi Mehmetcan. Mehmetcan müthiş bir özgüven kazandı. Gerçekten müthiş bir özgüven kazandı. 4 maçın 3'ünü kazanmış, 1'ini kaybetmiş birisi. Evet. Şimdi 4. galibiyeti arıyor. Bitirebilir. Sağlı solunluklar. Gidiyor. Diz darbeleri nakavt arıyor. 15 saniye var, yetecek mi? Yetecek mi? Vücuda bir sol daha.
köşede şimdi Murat Esedov. Çok güzel. Sağ kroşe Murat Esedov kendini evet. savunmakta zorlanıyor. Evet. Bir sağ daha, bir sağ daha gardın arasına girdi. Zil sesi Murat Esedov'u kurtardı. Murat Esedov'u zil sesi kurtardı. Bravo Mehmetcan, müthiş bir performans. Gerçekten müthiş bir ikinci round, müthiş bir Mehmetcan Arslan izledik ikinci round'da. Daha iyi şeyler yapacağını inanmıyorum çünkü özgüveni daha çok arttı ve maçı istiyor ve şu anda da Mehmet bunu alacak gibi gözüküyor bir aksilik olmazsa. Gerçekten hani Murat Esedov iyi başladı demiştik ama ikinci round'da Mehmet Can Arslan her şeyi değiştirdi. Olağanüstü bir performans ortaya koydu. Şu anda da çok hırslı. Evet, Sevinç Nur İngin bebeğimiz için de tabii ki SMA tip 1 hastası bir bebeğimiz, yavrumuz. Onun için de yardım toplanıyor burada. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Fight. Ve şimdi 3. round. Sağlı solu yumruklar. Mehmetcan 2. roundu nasıl bitirdiyse 3. roundu tam anlamıyla o şekilde başladı. Sağlı solu kombine yumruklarla. Murat Esedov moral de çok bozuldu. Yani çıkış yapan bir dövüşçüye karşı çok zordur hocam, siz daha iyi bilirsiniz kendini savunmak. Şimdi kontak sporlarında şu var, hata sporudur. Hata yapan kaybeder. Yani bir anlık oyna, bir boşlukta oyna. Gardını indirirsin, maç elden gider. Ama Mehmet burada gayet konsantre olmuş vaziyette. Evet, sıçrayarak bir diz darbesi, ardından da 6 tane çok net kroşe saydım sağlı sollu Mehmet Can'dan. Yani puan olarak çok önde, bir aksilik olmazsa Mehmet garanti vurma zaten yere, bu maçı alıyor. Vurma oraya, vurma. Yani bu sıra arada da Murat stop, bayağı dayanıklıymış stop. Yani kaç tane diz yedi çenesine. Evet. Ona rağmen yine ayakta durabiliyor. Bu da maçı güzelleştiriyor bir yandan. Evet, bu arada kasığına da bir darbe sıra geldi oradan, bu yüzden hakem süreyi durdu da ona da biraz zaman verdi. Kendine geldi Murat Esedov. Mücadelede kaldığı yerden devam ediyor. Son 1 dakika 45 saniye. Alçak tekme çok dış tarafa. Mehmetcan'dan solu boşa gitti. Yine üzerine gidiyor Mehmetcan Arslan Murat Esedoğ'un. Sol direk. Sağ kroşe bu kez Murat Esedoğ'dan. Oh. Diz darbesi Mehmetcan. Yere vurma. Bir diz daha. Stop. Ve evet. Fight. Devam dedi hakem. Devam dedi. Dengesini kaybetmişti Murat Esedov. Çenesini çok koruyor Murat. O dizlerin ne kadar tehlikeli olduğunu fark etti. Aparkat gelmedi. Sağ kroşede gardta kaldı. Yine Mehmet'in atağını izliyoruz. Oyna. Geç evet adam. Bu oyna, sefer. Oyna. Fight. Sol sağ kombinasyonu, sol kontra isabetli değil. Şimdi sağ kontra Murat Esedov'dan. Sol kroşe Mehmetcan. Sağ kroşe Mehmetcan. Bir sağ daha çıkardı. Eskivlerle yaklaşıyor rakibin üzerine Mehmetcan Arslan. Güzel blok alıyor. Orta seviyede tekmesi de blokta gardla karşıladı rakibinin. Son 25 saniyeye giriyoruz. Diz darbesi, sol kroşe. Vurma oraya. Tamam, oynayın. Üzerine oyna, gitmeye oyna, devam oyna, ediyor. Oyna, gördüm ben, bacağına vurdu, oyna. Bu arada hakeme baktı Esedov, hakem devam edin dedi. Sol kroşe yine seri yumrukları var Mehmetcan Arslan'ın, son 10 saniyenin içindeyiz. İplere doğru geriye çekildi Esedov. Sağ kroşe, çok net bir sağ daha geldi. Mehmetcan Arslan'dan dişliğe düştü Esedov'un. Dişliğe düştü ve maç da bitti. Çok net bir galibiyet bekliyor Mehmet Can Arslan'ı. Tebrik ediyorum Mehmet'i. Yani
Çok güzel mücadele etti. Yani teknikleri birbirine bağlaması, rakibe karşı mücadelesinde blok almaları, tekniği uygulaması. Yani maçı istiyordu ve istediğini de aldı. Tebrik ediyorum tekrar. Evet, tabii hakemlerin puanlarını bekleyeceğiz. Resmi sonuç için hakemleri bekliyoruz. Resmi şu anda. Sonucu bekleyeceğiz. Federasyon temsilcisi Cengiz Hoca, Cengiz Punk şu anda bunları yazıyor ve sunucumuz sevgili Tarık Sayın'a teslim edecek birazdan. Ama hem Murat Hocam hem de ben, ikimiz de hani çok rahat bir rahat derken 3 raunda kazandığını düşünüyoruz ama zor bir mücadele sonrasında 3 raunda kazandığını düşünüyoruz Mehmet Can Aslan'ın. Ve evet, o kararı da aldı şimdi Tarık Sayın, sözü ona bırakıyoruz. Evet değerli spor severler, müthiş, gerçekten nefes kesen bir maçı geride bıraktık. Önce kazananı açıklayacağım, sonrasında bir sosyal sorumluluk projemiz var. Biraz ondan bahsedeceğim. Gerçekten sporcularımız harika bir iş çıkarttı. Şimdi sizler gibi ben de merak ediyorum kazananın kim olduğunu ama sonuçta elimde. Müsabakayı hakemlerimizin ortak kararıyla 3-0 kazanmayı bildi. Kırmızı köşe Mehmetcan Arslan. Irmak Fight Club şampiyonları, evet, yetiştirdi. Haklı galibiyet. Önderliğinde organizatörümüzün değerli babası Ahmet Elhaş takdim edecek. 5. maçında 4. galibiyetini aldı Mehmetcan Arslan. Takdim edecek ödülünü. Aynı zamanda iş adamı Sayın Adil Pektuzlu takdim ediyor sporcumuza ödülünü.